Şefkat acımak değildir. Şefkat, senin başına gelen şey insanlık durumumuzun bir sonucu ve benim başıma da gelebilir. Ben kendimi senin başına gelen şey gelmedi diye şanslı hissediyorum demek değildir şefkat. Şefkat, hepimiz insan olmamız hasebiyle belalara, dertlere duçar olabiliriz. Senin acını hissediyorum ve seninle birlikte hissediyorum ve senin acını dindirmek için de elimden geleni yapacağım demektir. Durmamaktır. Vicdanın bir çağrısıdır. Duramamaktır. Aldırış etmektir. Geçip gidememektir. Vicdan için Nurettin Topçu çok güzel bir şey söylüyor. Vicdan diyor, içimizde bizi iyiliğe çağıran bir sestir. Duramazsınız. O çağrıyı işittiğiniz zaman duramazsınız. Adeta ilahi bir ses içinizde yankılanmaktadır. Bu deprem sonrasında bir milletin bu acıda ortaklaşması başka türlü izah edilemez. Kaybettiklerimiz için duyduğumuz yas, keder, dirilerimiz için de saygıya, nezakete, hürmete dönüşmeli. Yeni bir toplumu ancak böyle kurabiliriz. Yani çimentodan çalan, demirden çalan adamı öbürü affetmeyecek. Sen bu ahlaksızlığı yapamazsın diyecek. Sokağı kirleten, sokağı efendim bir herkesin gözünün önünde bir pislik atan kişiye dur bakalım sen ne yapıyorsun? Bu bizim kamusal alanımız, hepimiz buradan yararlanıyoruz. Sen bu kötülüğü bu ülkeye yapamazsın diyeceğiz. Hepimiz bir sorumluluk ahlakıyla, vicdani bir bilinçle yeniden bir şeylere kaldığımız yerden devam etmek zorundayız ama aynı insanlar olarak değil, gelişmiş insanlar olarak, büyümüş insanlar olarak ve öğrenmiş insanlar olarak.